Beşer Esad dünyanın en başarılı lideri olacak. Anadolu'yu tek kurşun atmadan işgal etti. Helal olsun. Eğer böyle bir milliyetçilik varsa, böyle bir vatanperverlik varsa, dünyada bunun örneği de varsa, ben vatanperver falan değilim. Suriyeliler İstanbul'a kaç kurşun atarak girdi ya? Karakıta tekrardan 2 TL zam geldi. Peş peşe zamlar geliyor. Ne durumda vatandaş? Bana göre iyi. Neden biliyor musunuz? Neden? Ben yurt dışında yaşıyorum. Oo, euro mu getirdin abla? Evet. Nasıl abla, bir 100 euro bozdurduğun zaman kaç saatte bitiyor? Şimdi biraz önce şaka yaptım da gerçekten Allah yardım etsin burada yaşayana. Yeminle bak, burada yaşayana Allah yardım etsin. Amin abla, Allah razı olsun. Ben üzülüyorum. Hani ben aslında asıl benim düşüncem, bizim yurt dışında yaşayanların burada oy vermemesi gerekiyor. Biz buradakilerin kaderini belirleyemeyiz. Öyle bir hakkımız yok diye düşünüyorum ben. Çünkü hani biz sadece yılda bir sefer geliyoruz. Buranın kaderini bizim belirleyemeyiz. Bana göre öyle. Buradaki de senin vatandaşın, soydaşın, kardeşin. Bunlar ne halde abla? Allah yardım etsin diyorum ya. Çok zor, cidden çok zor. Para, hani diyorsunuz ya, euro yükseliyor, hani iyi falan. Hiç etkisi yok. Aynısı gibi, bozdurduğun gibi gidiyor. Çünkü her şey çok pahalı. Cidden çok pahalı. Benim de ailem burada yaşıyor. Kardeşlerim, annem, babam. Kayseri'den geldim ben buraya gezmeye. Cidden Allah yardım etsin. Nasıl düzelecek bu cennet vatan? Şu abinecim. Abi orasını ben bilemem. Kim gelse düzeltemez ki. Kılıçdaroğlu gelse de düzeltemez. Bir değişim şart mı peki şu anda? Evet, ama Kılıçdaroğlu değil. Başka biri. Mesela Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, evet. Mansur Yavaş olması lazım bana göre. Teşekkür. Bak kardeşim, sana bir şey söyleyeyim. Bu memleketler, savaşlar, devletler birbirleriyle savaştığı zaman ne yapıyor? Ülkeleri işgal ediyor değil mi? Silah zoruyla geliyorlar. Bu memlekete yerleşiyorlar. Sonra diyorlar ki fethettik, işgal ettik, burası bizim. Suriyeliler İstanbul'a kaç kurşun atarak girdi ya? Parayla, bu şehit kanıyla aldık dedikleri, bu Çanakkale'deki işte şehitlerimiz var dedikleri, şu anda geçin Başakşehir, Esenyurt, efendim birçok semtte bu ülkenin çocukları para karşılığında o zengin Arapların şu anda kapıcısı, kiracısı ve temizlikçisi. Eğer böyle bir milliyetçilik varsa, böyle bir vatanperverlik varsa, dünyada bunun örneği de varsa, ben vatanperver falan değilim. Anladınız mı? Petrole zam gelir. Ekonomi kötüdür, düzelir. İşsizlik olur, iyi olur. Peki bu kadar 9 milyon, 8 milyon mültecinin bu ülkede yarın çocuklarımıza doğuracağı sosyal sonucu düşünen var mı? He? 7 düelin Türk milletine yapamadığını, 7 milyon, 8 milyon Suriyelinin yapmasını hangi Türk çocuğu müsaade edecek? Ya da Kürt çocuğu. Ben ikisini de kesin kardeş kabul eden adamım. Kesin. İkisinin de aynı kardeş olduğuna kabul eden adamım. Bu ülkenin, bu göçmenler bu memleketten gidene kadar hangi parti derse ki göçmenleri göndereceğim, o partiyi destekleyeceğiz. Sonuna kadar. Partimiz yok. Tamam. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği. Aç kaldılar. GAP projesi yapılacak. Biz ucuz ekmek yiyeceğiz. Kaç para ekmek? 8 TL. Peki 4 kişilik aile 8 lira asgari ücretin kaçta kaçıyla verip de geçinecek? He? Bu milletin çocukları bilmem hangi ülkenin ne kadar daha kölesi olacak? Öyle şaşalı binalar yapıp zengin Avrupalı ya da Araplarla satmakla ülkeye para gelmez. Peki 400 bin dolar karşılığı vatandaşlık veriliyor abi. Ya 400 bin dolar değil, 4 milyon dolara bile vatandaşlık verilmez. Bunun bir ölçüsü vardır kardeşim. Vatan toprağı. Bunun bir oranı vardır, bunun bir gelme şeysi vardır. Değil mi? Bir kültürün varlığı vardır, devamı vardır, yaşaması vardır. Değil mi? Biz bu coğrafyada nasıl kalacağız? Başka gidecek yerimiz, yurdumuz mu var? Gidebilir miyiz biz? Gidip mutlu olabilir miyiz? Ölürüz lan o ikinci gün. Yani yaşasak da ölsek de bu ülkede beraber yaşayacağız, öleceğiz. Nedir ya şu sokakları, görmüyor musunuz ya Allah aşkına, Allah aşkınıza ya? Nasıl böyle bir hale geldik ya? Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Eminönü'nden Başakşehir otobüsüne biniyorum. 3 tane Türkçe konuşan yok ya. Ne kadar sabredeceğiz bu şeye? Şu anda ülkemizde hastanelerde kanser birinci numaralı hasta. Var mı sosyal medyada ya da başka yerde? Çocukların tarihten haberi yok. 4 soru yaparak üniversitede
mühendisliğe giren çocuklar olduğunu duydum, net bilmiyorum ama özel okullarda, kaldırım üzerindeki yapılan üniversitelerde, hocası olmayan okullarda diploma almış çocuklar işsiz dolaşıyor. Diyor ki, diyorlar ki şey yok, iş var da çalışan yok. Nasıl çalışacak ya? Nasıl iş bulacağız bunlara? Yani A, B, C, D partisi ayırt etmeden bu ülkede insanca, beraberce, hakça nasıl yaşayacağız? Bunun için bir mücadele etmeyecek miyiz? He? Bunun için çevremize bakmayacak mıyız? Yanımızda ölen ya da aç kalan insanlara su vermeyecek miyiz? İstanbul 40 milyona doğru gidiyor. Ya bu yöneticiler düşünmüyor mu? Buraya su nereden gelecek? Denizden mi arıtacaklar? Yarın yağmur yağmadı. Ne olacak? Barajlar bitti. Ne olacak? İstanbul'u ne taşıyacak? Türkiye'nin başka yerlerinde deprem falan oluyor. İstanbul'dakiler orayı kaldırabiliyor. İstanbul'da yaşanabilecek bir sosyal felaket, bir savaşta Türkiye'nin hangi coğrafyası burayı kaldıracak ya? Hangi, kim olursa olsun başta, ortada, sonda. Ne fark ediyor ki? Öldükten sonra, sen öldükten sonra, ben öldükten sonra, vatan gittikten sonra. Kimse gelenler vatanı sırtına alıp gitmiyor. Satan arkadaşlara söylüyorum. Memleketten alınan toprakları kimse sırtına alıp götürmüyor. Onlar geliyor. Beşer Esad dünyanın en başarılı lideri olacak. Anadolu'yu tek kurşun atmadan işgal etti. Helal olsun ona. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Peş peşe zamlar devam ediyor. Ne durumda vatandaş alım gücü? Vallahi daha millet ahırlanmıyor. Herhalde altını filan haberlerde çıktı. Recep Tayyip Erdoğan dedi altınlarınızı bozdurun, devlete yardım edin, kasada para yok dedi. Var mı altınız? Altınım yok şu anda benim. Tayyip de varsa millete versin. Bak millet açlıktan ölüyor. Ondan sonra özel jet uçaklarını alırlar, kendilerine özel jet alırlar. İnsanlara geldi mi de insanlara yardım etmezler. Adalet mi bu? Değil tabii ki. Saraçhane'nin orada parkta insanlar sokakta yatıyor. Onlara niye yardım etmiyorlar? Nerede? İş adamları nerede? İş adamları gidip orada burada yiyip paralarını gariban insanlara niye şey etmiyorlar? Biz şunu yapıyoruz, biz bunu yapıyoruz, yardım ediyoruz, fitre veriyoruz. Nerede yapıyorsun ya? Gidiyorsun evine, çoluğuna, çocuğuna bakmadan bile gidiyorsun orada burada pavyonda, bağırda gidiyorsun, para harcıyorsun. Bir garibanın gelip bir cebine 1 TL koydun mu sen? Koymadın. Laf şeye geldi miydi konuşuyorsunuz. Abicim ben atmıyorum kimseye. Ne AK Parti'ye, ne CHP'ye, ne biriye. Bu Türkiye'nin hangisi başına gelirse gelsin otura oturdu muydu uçağını, özel jetini, işte yatlarını, katlarını aldı mıydı? Nasıl olsa diyor zenginleştim, umurumda değil. Türkiye bassa da beni ilgilendirmez diyor. Ama insanlara zaten hani diyorlar ya, Cumhurbaşkanı işte Türkiye'yi yönetiyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı yönetmiyor, halk yönetiyor. Türkiye'yi hiç kimse yönetmiyor yani. Türkiye'yi ayakta tutan halk, Cumhurbaşkanı da değil. Hiç kimse değil. Ama insanlar bilmiyorum hala oylarını atıyorlar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi kadar. Abi zamları soruyoruz. Beş beşe zamlar geliyor. Zamsa da zam üzerinde zam. Bunu herkes biliyor. Zama zam. Ne yapabiliriz peki? Zamla ilgili ne yapabiliriz? Ne yapacağız abi? Bir şey desen ya FETÖ'cü ya terörist diyorlar. Tecevüle bir yerde yani. Yapacak bir şey yok. Kızım geçirmeyelim mi abi diyorsun? Kızım ne yapabiliriz bu zamlardan? Bir şey alamıyoruz. Senin geleceğin için ne yapabiliriz? Bir şey alamıyorsun değil mi kızım? Evet. Para düşük diyor. Pazara gidemiyorum, markete gidemiyorum. Bir su 5 milyon diyor. 11 milyar 5 asgari ücreti verir. Her şey %100. Türkiye böyle bir ülke. Pazarda şey 100 lira yakın, her şey 100 lira yakın pazarda. İnsan bir şey bile alamıyor. Bak bir daha söyle, duysunlar. Pazarda her şey 100 lira, hiç kimse alamıyorlar ki. Ne diyor? Pazarda hiçbir şey alamıyoruz diyor. Duysunlar. Duydunuz. Teşekkür ederim abi.